Merhabalar değerli arkadaşlar. Özdeş XYZ lambalarıyla şekildeki elektrik devresi kurulmuştur diyor. Buna göre lambaların parlaklıklar arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Bakın gayet kolay şeker bir devre var elimizde. Yapacak olduğumuz şey çokça belli. Öncelikle paralel kollardan başlıyorum. Üstteki tek bir lamba olan koldan i akım geçerse alttaki iki lamba olan koldan iyi akım geçecektir diyebiliriz. Hemen burada ana koldan gelen akımın da 3 iyi olduğunu belirterek buradaki akım sıralamasıyla parlaklık sıralaması aynı olacaktır. Özdeş lambalar söz konusu olduğu için dolayısıyla buradaki parlaklık sıralaması XYZ şeklinde olacaktır ve cevabımız Adana şıkkı. Selamlar değerli arkadaşım. Özdeş lambalarla ve iş önemsiz. Özdeş üreteşlerle kurulan elektrik devrelerini görüyorsun. Buna göre X, Y, Z lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Güzel. Hemen ilk devremize bakalım. Seri bağlı üreteçler görüyoruz. Her birinin gerilimi V ise toplam buradaki gerilim 2V olacaktır. Ve bu 2V gerilimi bakın buradaki lambalar üzerine eşit miktarda dağılacak. Öyleyse 2V bölü 3 gerilimi her bir lamba üstünde bulunacak. Güzel. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra şekil 2'deki devreye bakalım. Ve bildiğiniz gibi paralel kollarda gerilimler eşit, hiç düşünmeye gerek yok. Lambaların gerilimi de V kadar. Peki gelelim buraya. Bakın ilk gördüğüm şey buradaki üreteçlerin yönlerine dikkat edelim. Zıt yöne akım göndermeye çalışan bu iki üreteç birbirini götürüyor, öldürüyor. Geri kalan tek bir üretecimiz var. Gerilimi V kadar. Dolayısıyla Z lambasının da gerilimi V kadar olacak. Öyleyse değerli kardeşim, Y ile Z lambalarının parlaklıkları eşit X lambasının gerilimi daha az olduğu için parlaklığı da daha az olacaktır. Cevap edin. Ne? Selamlar millet. Özdeş lambalarla oluşturulmuş elektrik devresini görüyorsunuz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakın bu devreyi daha kolay algılayabileceğimiz daha kolay çözümleyebileceğimiz bir Formata dönüştürmek için harflendirme yöntemini kullanalım. Bakın A noktasıyla başlayalım. Bildiğiniz gibi devrede iki nokta arasında bir devre elemanı bulunmuyorsa aynı harf ile isimlendiriyorduk. Hemen devam edelim. Bakın A noktası verdik. Sonra ortadaki noktaya B dedik. Evet devrenin çıkışına da C noktası diyorum. Sonra bu noktaları gelin dışarı taşıyalım. Süper. Şimdi A'dan B'ye ne var? L lambası var. Hemen onu yerleştirelim. Peki bakalım AB arasında bir de M lambası var. Onu da yerleştirdik. Güzel. Peki BC arasında ne var? N lambası görüyorum. Hemen onu da yazalım. N lambasını yazdık. Peki başka AC arasında dikkat edin. P lambası var. Süper. Hemen bakın devre kendini belli etti. Ortaya çıkıyor. AC arasında bir de ne var? K lambası var. Evet, şimdi olayı bitirdik. Soru bu kadar aslında. Bu aşamadan sonra akımları dağıtacağız. Ne diyeceğiz değerli arkadaşım? Buradan paralel kollarda iyi akımı geçiyorsa yine özdeş lamba olduğu için buradan da iyi akımı geçiyor. Ne lambası üzerinden geçen akım 2. Peki hemen şunu ifade edebiliriz. Burada AB noktalar arasındaki potansiyel farkımız tabii ki R dirençli lambalar söz konusuysa ise I çarpı R olacaktır. Peki BC arasındaki gerilimi de yazalım. BC arasındaki gerilim 2 R. Öyleyse AC aralığının tamamında burada ne kadar bir gerilim var? 3 iire güzel. Şimdi AC arasında K ve P lambalarını görüyorum. 3 iirelik gerilimin sağlanması için bunlardan geçen akımın da tabii ki 3 i olması gerekiyor. Değerli kardeşim buradaki akımların sıralaması bize aynı zamanda parlaklık sıralaması da verecek. Öyleyse hemen bakalım K ve P'nin parlaklıkları eşittir. Tabii ki her ikisinden 3 i akımı geçiyor. Güzel. LM parlaklıklara eşit mi bakalım? L ve M de iyi akımları taşıyor. O da eşit. L ve N eşit mi? L ve N değerli kardeşim. Dikkat edersen iyi ve 2 akımlar olduğu için tabii ki eşit diyemiyoruz. Ve sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkında. Merhabalar değerli arkadaşlar. Özdeş lambalarla oluşturulmuş elektrik devresini görüyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Hemen bakalım. Şimdi harflendirme yöntemini uygulayacağız. Bakın bu noktaya A noktası dedik. Hop taşıyoruz. Bu noktada A noktası. Peki devam. Ortadaki bu noktaya B dedim. Ve devrenin çıkışına C noktası diyerek harflendirmede bu işlemi, bu adımı tamamladık. A, B, C noktalarını dışarı taşıyorum. Peki A'dan B'ye neler var? L ve M lambaları var görüyorsunuz. Evet güzel. Hemen dışarı bakın çizdik. A, B noktalar arasına. Bu işlemi tamamladık. Şimdi B'den C'ye N lambası var. Evet onu da yazıyorum ve devam. Peki A'dan C'ye P lambası var ve bir de A'dan C'ye K lambası var güzel. Şimdi değerli arkadaşlar devreyi görüyorsunuz. Bize ne demiş? K ve P lambalarının parlaklıkları eşittir demiş. K ve P lambalarının parlaklıklarını kıyas etmek için tabii ki akımları önce düşünelim. Buradaki kollardan iyi büyüklüğünde akımlar geliyor, birleşiyor, N üzerinden 2'yi geçiyor. Peki AB üstündeki gerilim VAB eşittir. Nedir değerli kardeşim? I çarpı R her bir lamba üstündeki direnç R ise. Peki BC arasında ne var? Onu da yazıyorum. BC arasında 2 İR var. Ve böylece AC arasındaki toplam gerilimin 2 İR olduğunu görüyorum. Peki buradaki P ve K lambaları da AC arasında. Öyleyse bunlardan da pardon şurası 3 iğre. 3 iğre değerini görmek için burada 3 i akımlarını geçirmem gerekiyor. Güzel. Peki. Şimdi hemen devam. Burada ne demiş bize? K ve P lambalarının parlaklıkları eşittir demiş. P ve K lambaları birbirine paralel ve dolayısıyla geçirdikleri 3 i'lik akımlar da eşit ve dolayısıyla parlaklıklar da eşit. Hemen artımızı koydum. 2'ye zıplıyoruz. N lambasının parlaklığı M'ninkinden fazla mı acaba? Neye bakıyorum. N'nin üstünden geçen akım 2, M'nin üstünden geçen akım i. Tabii ki öyleyse fazla olacak. Bakalım 3'te ne diyor? K ve N lambalarının parlaklıkları eşittir. K ve N. Peki değerli arkadaşım dikkat edin. K lambası üzerinden geçen akım 3 i. N lambası üzerinden geçen akım 2 Dolayısıyla bir eşitlikten tabii ki söz etmek mümkün değil. Bu şık öldü. Ve doğru cevabımız tabii ki 1 ve 2 olacaktır. Ceyhan. Selamlar gençler. Görmüş olduğunuz üzere özdeş lambalarla oluşturulan elektrik devresinde tüm anahtarlar açık. KLMNP anahtarlarından hangisinin tek başına kapatılması sonucunda devrede ışık veren lamba sayısı en fazla olur diye soruluyor. Hemen şimdi çözümlemeye başlayalım. Tüm lambalar açık. Tüm pardon anahtarlar açık demiştik. Bu açık olan anahtarların bulunduğu kolları bakın siliyorum. Evet bu kollar işlevli değil. Akım geçirmiyor. Peki şimdi ne demiştik? K lambasını kapatırsak eğer bu kol bakın tabii ki akım taşımaya başlayacak. Bu durumda tüm lambalar ışık veriyor mu? Bunun üstünde tartışalım. Bakın şuraya A noktası dedik harflendirmede yine A noktası. Burası da A noktası olacak. Öyleyse bakın buradaki lamba uçlarında aynı harf söz konusu olduğu için Aynı gerilim var uçlarda dolayısıyla potansiyel farkın oluşmaması sonucunda tabii ki buradaki lamba üstünden akım geçmeyeceği için tüm lambaların ışık verme durumu ortadan kalkmış oluyor. Öyleyse bakın K lambasının kapatılması, tek başına kapatılması sonucunda bunu yakalayamıyoruz. Peki öyleyse şimdi gelelim yalnız L lambasını kapatalım. Bakın bu durumda Tüm lambalar ışık verecek mi? Hadi bakalım. Şimdi bu durumda le anahtarını kapattığımız zaman bakın. Tabii ki akım nereden geç geçecek? Şu üstteki koldan geçecek. Peki hiçbir başka lambayı uğramadan bakın ne yapar? Devreyi tamamlar öyle değil mi? Peki bu durumda sadece bir lamba ışık verecek. İstediğimiz şart yine sağlanmadı değerli kardeşim. Öyleyse L anahtarı da değilmiş aradığımız anahtar. Şimdi sırada ne var? M anahtarı var. Bakalım M anahtarımızı kapattığımız zaman nelerle karşılaşacağız. Evet şimdi hemen şunu düşünelim. Buradan gelen akım tabii ki üstteki lambadan geçecek. Ondan sonra bakın dikkat edin şunu görüyor musunuz? Şu alttaki lamba kısa devre olur. Neden? Çünkü bu nokta A noktası ise burası da A noktası. A noktası. A noktası görmüş olduğunuz üzere kısa devre durumu söz konusu. Tabii ki öyleyse burada da yine tüm lambaların ışık verme durumu ortadan kalkıyor. Peki aradığımız lamba M değil Şimdi M'yi de kapatalım tekrar. Bu devre bu koldan akım geçirmesin. Şimdi sırada ne var? ne anahtarı var. Peki ne anahtarını kapattığımızda bakalım neyle karşılaşacağız? Değerli arkadaşlar hemen bakalım gelen akım evet üstteki lambadan geçiyor. Şimdi buraya kadar geldi, değil mi? ne kapalı. Peki şu üstteki lamba ışık verir mi? Tabii ki vermez. Yine kısa devre durumunda. Öyleyse değerli kardeşim bu anahtar da söz konusu değil ve sırada şimdi ne var? Sırada şimdi P lambası var. Peki yine şu N kolu N anahtarı açık olsun. Bu kez PE'yi kapatıyoruz. Güzel. Şimdi neler olacak bakalım. Evet şimdi akım geliyor tabii ki buradan yol alacak. Daha sonra bakın buraya kadar geldikten sonra iki kola ayrılacak. Bir kol üstünden bakın şöyle devre tamamlanacak. Diğer kol üstünden şöyle devre tamamlanacak. Dolayısıyla devredeki tüm lambalar ışık vermiş olacak. Öyleyse değerli kardeşim sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş lambalarla oluşturulmuş devreleri görüyorsunuz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi hemen devrelerdeki ana kol akımlarını bulmakla işe koyulalım. Hemen bu noktada şunu söyleyelim. Bakın bize ne demişti? Özdeş üreteçler ve özdeş lambalar. Peki öyleyse ilk durumdaki i1 akımını görüyorsunuz. Bakın burası da i1. Ee, öyleyse ana kol akımı 2 i1 büyüklüğünde. Peki hemen e, ikinci devreye bakalım. i2 yine paralel koldan i2 çekilecek. Ana koldaki akımda 2 i2 olacak. Güzel. Şimdi öncelikle bu 2 i1 ve 2 i2 ana kol akımlarını bir yazalım. 2 i1 eşittir. Peki devremizdeki toplam EMK değerine bakalım. Özdeş üreteçler demişti. Her birinin EMK değeri epsilon ise bakın paralel bağlı kollarda özdeş üreteçler var ise buradaki toplam EMK bir üretecin EMK'sı büyüklüğünde oluyordu. Öyleyse epsilon paralel koldan geliyor. Yan tarafta bakın seri bağlı şu görmüş olduğunuz epsilon da var. Dolayısıyla toplam EMK tabii ki 2 epsilon olacaktır bölü devremizde bakın iki tane özdeş direnç özdeş lamba var her birinin direnci R ise 2R de buradan geliyor. Öyleyse değerli arkadaşım buradaki ana kol akımımız epsilon bölü R olacaktır. Hemen ikinci duruma bakalım. 2i2 ana kol akımımızı şimdi yazalım. Buradaki 2 i ana kol akımı evet her birinin EMK'sı epsilon olan paralel bağlı üreteşlerden gelen epsilonu yazıyorum. Bir tane lambamız var, epsilon bölü r çıkıyor. Dolayısıyla ana kol akımları birbirine eşit. Güzel. Ana kol akımları birbirine eşit. Dolayısıyla burada şunu da söyleyebiliyoruz: 2i1 eşittir 2i2 olduğuna göre, i1 ve i2 tabii ki birbirine eşit olacaktır. Onu hemen bakın şıklarda gördüm. Onun artısını zaman kaybetmeden verelim. Diğer maddeleri yorumlamaya başlayalım. K ve L'nin parlaklıkları eşittir. Değerli arkadaşım hemen şunu ifade edeyim. Bak 2 i 1 ve 2 i 2 birbirine eşit dedik. Bunlar i büyüklüğünde olsunlar. Öyleyse K ve L üzerinden geçen akımlar i büyüklüğünde olduğuna göre bunların özdeş lambalarda olduğuna göre parlaklıkları için eşittir demememiz için hiçbir neden yok. Peki bire bakalım ışık verme süreleri acaba eşit mi? Peki buradaki görmüş olduğunuz tekli üreteçten iyi akımı çekiliyor. Bunlardan ise i bölü 2 şiddetinde akımlar çekiliyor. Öyleyse biliyorsunuz tükenme süresi çekilen akımla ters orantılı. Hemen diğer devreye de bir bakalım. Bakın ana kol akımı iyi. Bunlardan çekilen akımlar i bölü 2 şiddetinde olacak. Güzel. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz şu tekli devrede şey tekli üreteç şu diğerlerinden daha kısa sürede tükenecek daha kısa sürede tükendiği zaman neler olacak bu devrede şekil 1'deki devredeki EMK değeri 2 epsilonken epsilon olacak yarıya inecek akım da yarıya inecek öyleyse akım da yarıya indiği zaman bu şekil 1'deki devrede Lambaların daha uzun süre yanacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla tükenme süreleri eşit olamayacağı için ışık verme süreleri de eşit olamaz. Öyleyse cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Selam arkadaşlar. İş direnci önemsiz özdeş üreteşler, özdeş lambalar oluşturulmuş devreleri görüyorsunuz. Buna göre yargılarından hangileri burada şöyle bir yöntem tercih edelim. Birden fazla üreteç var devrede bakın. E, genel anlamda baktığınız zaman karışık gibi görünüyor ama bunu daha basit hale çözümlenebilir hale getirmek için şöyle bir yöntem uygulayalım. Bakın buradaki üreteçlerin gerilimleri V eşittir. 60 volt olsun diyorum. Bu değeri tamamen şu anda kafadan attım. Devrede bir noktaya potansiyel değeri atıyorum. Bakın şu noktanın potansiyeli ne olsun diyorum sıfır olsun. Peki biliyorsunuz üreticinin artı ve eksi kutuplar arasındaki potansiyel farkı değerini 60 volt olarak kabul etmiştik. Dolayısıyla artı kutup eksi kutuptan 60 volt daha fazla bir gerilime sahip olacak. Öyleyse burası 60 volt. Devam edelim. Arada herhangi bir şey yoksa bir devre elemanı yoksa aynı potansiyel farkıyla devam ediyorum. Buraya kadar bakın 60 voltla geldim. Şimdi eksi artı 60 volt potansiyel farkın oluşması için artının eksiden 60 volt fazla olması için bu noktanın potansiyelinin sıfır olması gerekiyor. Evet bir de şu görmüş olduğunuz sıfırdan itibaren yine devam edelim. Burası sıfırsa 60-60 120 volt bu noktanın gerilimi olacaktır. Güzel. Şimdi hemen buradaki lambaların uçları arasındaki potansiyel farklara bakalım. K bir ucunda 60 var, diğer ucunda 120 var. Öyleyse K'nın potansiyel farkı 60 Volt. Peki L'ye bakalım. L'nin uçları bakın 0'a 0. Sıfır. Dolayısıyla L'nin gerilimi nedir? 0'dır. Hemen sırada M noktamızın potansiyel farkını hesap etmek var. Bakın 120 ve 60 Volt'luk gerilimler söz konusu. Bu noktada M'nin potansiyel farkının da 60 volt olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak N noktamız N pardon lambamız var. L lambamızın da potansiyel farkı 60 volt'tur. Güzel. Şimdi değerli arkadaşım öyleyse L lambası yanmaz ifadesi tabii ki doğru. Uçlar arasında potansiyel fark yok. K ve M lambalarının parlaklıkları eşittir. Zaten ifade ettik. L dışındaki tüm lambaların üstündeki uçlarındaki gerilimler aynı. Öyleyse parlaklıkları eşit olacaktır. M'nin parlaklığı N'nin parlaklığından fazladır ifadesi yanlış. Bu iki lambanın özdeş lambanın gerilimleri eşit olduğu için parlaklıkları da eşit olacaktır ve sorumuzun doğru cevabı denizlidir. Selamlar değerli arkadaşım. ÖZDEŞ, KLM lambaları ve iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş elektrik devresini görüyoruz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Hemen A'ya bakalım. Hatta A ve B'de yalnız X anahtarı kapalı iken ifadesini görüyoruz. Öyleyse bu şartı bir değerlendirelim. Yalnız X anahtarı kapalı, Y anahtarı açık durumda. Dolayısıyla Y anahtarının bulunduğu koldan akım geçmeyecek. Onun üstünü çizdim. Peki karşımızda bakın böyle bir devre söz konusu A noktası dedik. Evet bir de çıkışta B noktası var. İki tane nokta var tabi A ve B şıkları için değerlendirmemiz hemen başlıyor. A ve B noktalar arasında görmüş olduğunuz gibi K lambası var. Bir diğer koldaysa L ve M lambalarının birbirine seri olduğunu görüyorum. Süper. Peki öyleyse burada Tek lamba bulunan koldan iki iyi akım geçiyorsa 2 lamba olan koldan iyi akımı geçecek. Özdeş lambaydı bunlar hatırlatıyorum. Öyleyse değerli arkadaşım burada En parlak yanan lamba K ifadesi tabii ki doğrudur. Akımlara baktığımız zaman bunu görüyoruz. Peki L ve M lambaları aynı kol üzerinde aynı akım taşıyorlar. Dolayısıyla burada da yine bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Peki yalnız y anahtarının kapalı olduğu durumu ele alalım. Ee, hemen bakın x anahtarı açık. Bu kolda akım yok. Y anahtarını ne yaptık? Kapattık. Peki devremizi bu haliyle bakalım. A noktası yine A noktası bu kez çıkış B noktası. Peki şimdi şöyle devremizin yeni halini çizelim. A ve B. Peki AB arasında bakın ne görüyoruz? M lambası görüyoruz. Güzel. Ve bir de a ne görüyoruz? A'dan B'ye giden K ve L lambaları birbirine tabii ki seri. Öyleyse değerli arkadaşım bu koşulda en parlak yanan lamba tabii ki M olacaktır. Öyleyse buna da doğru dedik. X ve Y birlikte kapalıyken denilmiş D ve E şıklarında Hemen bu iki şıkkı bakın ele alalım değerlendirelim. Her iki anahtarı birlikte kapattık. Öyleyse şunu söyleyebiliriz. Burası A noktası. Burası da A noktası. Burası da A noktası. L lambasının uçlarında bakın dikkat edin. Aynı a, gerilim söz konusu olacağı için L üstünden akım geçmeyecek. L lambası ışık vermez ifadesi burada doğru. Peki D'ye gelelim. X ve Y birlikte kapalıyken iken K'nın parlaklığı M'ninkinden fazladır. Değerli arkadaşım şimdi böyle bir koşulda A'dan B'ye giden bakın iki tane kol var. Bir tanesi bu bir diğeri ise bu. Peki böylece K ve M'nin birbirine paralel olduğunu dolayısıyla aynı akımları geçireceğini ve parlaklıklarının eşit olacağını söyleyebiliriz. Ve sorumuzun doğru cevabı tabii ki denizli. Selamlar değerli arkadaşım. Özdeş lambalar ve iştirence önemsiz üreteş oluşturulmuş şekildeki devrede görmüş olduğunuz gibi A anahtarı kapalı. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle mevcut durumu ele alalım. Bakın KLM lambalarının parlaklıkları eşittir demiş birinci öncülümüzde. Değerli arkadaşım bu noktaya A noktası diyorum. Peki buralar B noktası, B noktası, B noktası ve yine B noktası. Dikkat edin N'nin uçlarında aynı harf söz konusu olduğu için N lambası ışık veremez. Ve diğer lambalara dikkat edin hepsi AB arasında hepsi bu özdeş lambaların birbirine paralel dolayısıyla KLM lambalarının parlaklıkları eşittir ifadesi doğru olacak. Peki A anahtarı açılırsa acaba N lambası yanar mı? Şimdi bunun üstünde değerlendirmelerimize başlayalım. A açtığınız zaman tabi bu kol üstünden akım geçmeyecek. Bu kolu siliyorum. Hemen bu noktaya bakın. A noktası diyelim. Sonra değerli arkadaşım burası tabi B noktası. Burası da B noktası. Devrenin çıkışı ise görmüş olduğunuz gibi C noktası olarak harflendirdim. Peki şimdi bu koşulu değerlendirelim. 3 tane harfimi şimdi dışarı yazıyorum. Süper. ABC. Bakın şimdi hemen yerleştirelim. A'dan B'ye neler var? L ve M var. Farklı kollarda gidiyor bu lambalar. Peki hemen yazdık. Şimdi devam. B'den C'ye ne var? N lambası var. Ve bir de A'dan C'ye K lambamız var. Ve bu durumda bakın görmüş olduğunuz üzere devrede N lambasının yanacağını gözlemliyoruz. Ve bunun da artısını verdik. Yine A lambası açılırsa yani şu görmüş olduğunuz devre koşullarıyla K lambasının parlaklığı değişmez deniyor. Peki hemen burada şunun değerlendirmesini yapalım. Bakın ilk durumda tüm üreteçler birbirine ve aynı zamanda üretece paralel durumdaydı. Yani üretecin gerilimi V ise ilk durum için yazıyorum. İlk durumda Tüm lambalar yani K ışık veren tüm lambalar K L ve M'nin gerilimleri üreticinin gerilimi V kadardı. Peki şimdi gelelim yeni durumda. Yeni durumda kardeşim üreticimiz aynı üretici yine V gerilimine sahip ve K lambasının dikkat edersen direkt üretece paralel olduğunu görüyorum. Öyleyse K'nın gerilimi üreticinin gerilimi kadar olmaya devam ediyor. Öyleyse K'nın parlaklığı tabii ki değişmeyecektir ve sorumuzun doğru cevabı Edirne. Merhabalar millet. Ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu güzel 3D sorumuz üzerindeki değerlendirmelerimize başlayalım. Bakalım ne isteniyor bizden? Özdeş lambalar, iş direnci önem süreçle kurulmuş devreyi görüyoruz. Devrede görüldüğü üzere anahtarlar S1 ve S2 anahtarları açık, S3, S4 ve S5 anahtarları kapalı. Güzel. Devrede meydana getirilen değişiklik sonucunda lambaların parlaklık değişimini gösteren grafik de bize verilmiş. Buna göre diyor devrede meydana getirilen değişiklik hangisi olabilir? Peki hemen başlayalım değerlendirmeye. Öncelikle bakalım tabii ki grafiklerimizi inceleyelim. M'ye dikkat ettiğiniz zaman M'nin parlaklığında bir değişim meydana getirilmemiş. Değişiklik bakın M'nin parlaklığını etkilemiyor. Peki Gelelim K ve L'ye. K ve L'de ise K'nın parlaklığı azalarak L'ninki ise artarak bir parlaklık noktasında eşitlik sağlanıyor. Peki S1'i kapatarak bunu sağlayabilir miyiz? Hemen bakalım. S1'i kapattığım zaman kardeşim harflendirme yöntemine dikkat et. A, A. Bu noktalar hep A oluyor. Bakın kan uçlarına aynı harf geldi. Uçlarda aynı potansiyel değeri olduğuna göre K'nın kısa devre olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla K Işık vermez böyle bir durumda ve bu bizim istediğimiz şartı sağlamıyor çünkü dikkat edin Son durumda K ve L'nin parlaklıkları birbirine eşit olması gerekiyordu Evet A'yı öldürdük şimdi geldik B'ye peki burada S2 anahtarını kapattığımız zaman bu kez benzer bir durum L lambası için yaşanıyor Burası A ise devam ediyorum gidiyorum Burası da A noktası öyleyse L'nin uçlarına aynı harf geldi L kısa devre olur ve yanmaz. Dolayısıyla kardeşim evet B'nin de üstünü çiziyoruz. Bunu evine gönderdik güle güle dedik. Hemen C'ye bakalım. S3 anahtarını açarsak ne olur? S3 anahtarını açarsak tabi bağlı olduğu bu koldan akım geçmeyecek. Dolayısıyla L e, lambası da yanmayacak. Evet dolayısıyla bunun da olma şansı yok. Gelelim deniz şıkkına, Bakalım Denizli şıkkında ne demiş? S4 anahtarını açma demiş. Peki öncelikle S4 anahtarı kapalı iken nasıl bir durum vardı? Bakın burada lamba üstünden geçen akım I1. Direnç üstünden geçen akım I2. K'dan gelen akım dolayısıyla I1 artı I2 idi. Dolayısıyla K'nın parlaklığı L'ninkinden fazlaydı. Yani başladığımız ilk durumdaki koşul sağlanıyor. Güzel. Peki hemen devam edelim sevgili kardeşim. Burada anahtarı S4 anahtarını açtığımız zaman, açtığımız zaman bakın ne olacak? Buradaki direnç üzerinden tabii ki akım geçmeyecek ve yukarı kısma çıkan akım K ve L üstünden tek bir koldan yoluna devam edecek. K ve L'den aynı akım geçtiği için bunların parlaklığı eşitlenecek tabii ki. Sorumuzun doğru cevabı deniz ışığında.